Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda 5. bölümü çekiyorum zannedersem. Kitabımızın ismi The Lovely Lady. Level 2 düzeyinde arkadaşlar bir kitap. Güzel bir kitap. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Fazla söze gerek yok arkadaşlar. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen mesela bu sayfada bulunan okuma dosyasını indirin, çalışın. Kelimeleri çıkartın. Sonrasında mesela sesi, orijinal sesinde dinleyin kitabı takip ederek. Sonrasında benimle birlikte mesela o hazırlamış olduğum videolarla sanki ben sizin yanınızdaymışım gibi birlikte kitap okuyormuşuz gibi hareket ederek benim çalışmalarımı dinleyerek üzerinden geçin arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle gelelim. One afternoon, bir öğleden sonra sis decided to sunbat to, yani sis de güneş banyosu yapmaya karar verdi. Hocam güneş banyosu nerede? Bakın sunbat, güneş banyosu. Karar verdi, decide. Şöyle tekrar gelelim. Bir öğleden sonra sis de, yani o da yani güneş banyosu yapmaya karar verdi. Değerli arkadaşlar, buradan devam ediyorum. Bakalım neler çıkacak. She found a ladder, yani kendisi bir merdiven buldu. Bakın sonrasında climbed up onto the flat roof of the stables. Yani bir merdiven buldu. Ahırların çatısı, yani ahırların düz bir çatısına, ahırların düz olan çatısının üzerine tırmandı. Tırmandı, climb, tırmanmak arkadaşlar. Demek ki güneş banyosu yapmak için ne yapıyor arkadaşlar? Ahırların düz olan çatısına, bakın düz olan çatısına tırmandı. Şöyle bakalım. Then she lay down on a blanket in one corner of the roof. Sonrasında bu sis denilen kişi arkadaşlar, yani çatının bir köşesine bir blanket serdi. Sermek ne? Lay down. Serdi. Blanket ne? Battaniye. Demek ki sonrasında sis, yani she çatının bir kenarına bir battaniye serdi. Bakın, evet. The sun shone brightly. Bu sırada arkadaşlar güneş böyle, yani tüm parlak bir şekilde mesela parlamakta, ışıklarını göndermekte, yani her tarafı ısıtmakta anlamında. Here, the sun shone brightly here. Yani burada gerçekten de yani güneş tam olarak vuruyor. And it was very hot. Ve oldukça da sıcaktı. Şöyle gelelim. This was about Aunt Pauline, who lay in the little courtyard below. Yani sis denilen kişi arkadaşlar, yani tam olarak bu, yani küçük, bakın little courtyard, yani altta, yani alt kısımda, yani zeminde diyelim, yani zemindeki küçük bahçenin içerisinde, yani içerisinde uzanmış olan Pauline halanın hemen üzerinde, yani üst katında şeklinde arkadaşlar. Öyle anlamlandırıyorum. Bir de üzerinden geçelim. Yani siz, yani tam olarak alttaki küçük bahçenin içerisinde yatmakta olan Pauline halanın üzerindeydi şeklinde. Demek ki buna birbirlerinden haberdar değil arkadaşlar. Demek ki bu Pauline bahçede yatıyor. Siz de onun üzerindeki çatıda yatıyor arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet. But Pauline didn't know that sis was on the roof above her. Fakat Pauline, yani sisin bir üstteki çatının üzerinde olduğunu bilmiyordu. Bakın didn't know, bilmiyordu. Evet. Şöyle devam edelim arkadaşlar. It was lovely lying in the warm sun and air. Yani buradan çeviriyorum. Yani bu sıcak güneşin ve temiz, yani bu havanın diyor altında yatmak gerçekten de mesela çok güzeldi. Yani lovely, güzeldi. Buradan devam ediyorum. Evet. Şöyle gelelim. Evet. The warmth of the sun on her legs. Yani sisin ayaklarının üzerindeki güneşin diyor o sıcaklığı and arms, yani sisin mesela kolları ve ayakları, bakın arms and legs, yani kolları ve ayaklarının, yani onun kolları ve ayaklarının üzerindeki o güneşin sıcaklığı, yani ne yaptı bakalım, sis feel comfortable and relaxed, yani sisin böyle rahat ve dinlenmiş bir şekilde mesela hissetmesine, feel made, hissetmesini sağladı anlamında çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Suddenly she heard a voice. Aniden mesela
She the voice speaking softly, yani böyle yumuşak bir sesle konuşan bir ses duyuyor bakın. And where her heart jumped with fear and shock. Ve hemen yani kalbi böyle arkadaşlar korku ve şokla çarpmaya başlıyor. Değerli arkadaşlar burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde tekrar devam edelim.